Merhaba gençler. Başlıktan da anladığınız gibi Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri belli oldu. Bu da hakkında bilgi vereceğim. Buna geçmeden önce bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika izlerseniz sizin ne olduğunu anlarsınız. İsteyinler. Şimdi gençler, kura çekimleri ayın 25'inde yani salı gününe denk geliyor. Salı günü kura çekimi Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılacak ve biz Fikir Hocam olarak bunu kendi kanalımızda canlı olarak paylaşacağız. Dediğim gibi arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı işçi alımı ayın 25'i Salı günü. Büyük ihtimalle Salı günü ilk 25 il, çarşamba günü geri kalan iller olur. Yani geçen alımda nasıl olursa bu alım böyle olacaktır. Yani 81 ilin hepsi Salı günü bence olmayacaktır. Çarşamba güne de kayacaktır. Salı ve çarşamba günü büyük ihtimalle gün boyunca kura çekimi yapacaktır. Sabah 9 ya da 10'da başlar. Akşam 5-6'ya kadar devam ediyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle A'dan D ya da E'ye kadar bir gün. Ondan sonraki de geri kalan günler oluyor arkadaşlar. Alfabetik sıralamaya göre gidiyor. Plakaya göre gidiyorlar. Hani 1-0, 1-0, 2-0, 3 diye gidiyorlar. O yüzden hani mesela Zonguldak en sonda, mesela örnek vereyim. İşte ondan sonra mesela Hatay ortalarda olur. Mesela Adana ilk sırada başlıyor. Artvin ilk sırada başlıyor. Bunlar alfabetik sıralamaya göre gittiğimiz için onlar ilk sırada başlıyorlar. Ve ayın 25'inde Salı günü başlıyorlar. Kura çekimi dediğim gibi Fikir Hocam kanalına canlı bir şekilde paylaşılacak. Gün boyunca size biz bu videoları paylaşacağız. Siz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmanız yeterli. Biz kuralan yarım saat önce ya da bir saat önce canlı yayını başlatacağız. O arada size sohbet muhabbet ederiz. Kurallar başladıktan sonra da zaten sesimizi kapatır. Hepimiz kuralları izleriz arkadaşlar. Kafanıza takılan ekstra bir soru varsa mutlaka ön kısmına belirtin. Bu arada nihai listeler İşkur başvurumda bellidir arkadaşlar. İşkur'a giderek iş ilanlarına tıklayarak orada nihai liste zaten kırmızı renkle yanıp sönüyor. Nihai listeyi tıklayaraktan sizin başvurunuz kadroya kaç kişi başvurmuş görebilirsiniz. Ben kardeşim de başvurmuş. Mesela kardeşimin güvenlik görevlisine başvurmuş. Hangi şehir olduğunu söylemeyeceğim. Başvurduğu şehirdeki güvenlik görevlisi 20 kişi alıyor. Ve 20 kişi alan ilde başvuru kişi sayısı 6000. Yani 6000 kişi içine sadece 20 tane güvenlik görevlisi alınacak. Yani böyle siz hesap edin. Baya bir yığılma var. Dediğim gibi Salı günü biz zaten şeyi paylaşacağız, canlı yayını paylaşacağız. Şu anda canlı yayını oluşturacağım. Hatırlatıcılarınızı onu tıklayıp oluşturabilirsiniz. Birkaç saat ya da ilerleyen saatlerde canlı yayının linkini paylaşacağım. Orada hatırlatıcı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Hatırlatıcı oluşturaraktan en azından canlı yayını başlarsa size bildirim gelir. Kafanızda takılan bir şey varsa yorum kısmına belirtin. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.